Süleyman Özışık. Suçluyu millete şikayet etme modası. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu geçtiğimiz günlerde iş insanlarıyla bir araya geldi. Sonradan öğrendiğimize göre bu toplantıda iş insanları bankalar bize yeteri kadar kredi vermiyor diye sitemde bulunmuş. Merkez Bankası Başkanı da sözüm ona bu iş insanlarının gözlerinin içine bakarak demiş ki, firmalar 24 Şubat'tan Haziran ayına kadar 55 milyar dolar bankacılık kesiminden kredi kullanarak döviz aldılar. Sonra, sonra da şunu demiş, başkanımdan rica ediyorum, lütfen açıklayın bu dövizleri bozsunlar. Bir kısmını bozsalar kur başka bir yere gelir. Sonra birileri bu konuşmayı kamuoyuna sızdırdı. Şimdi günlerdir merak içinde şu soruyu soruyorum. E, e ne yani abi? E, sen şimdi bu açıklamayı bize niye yapıyorsun? Ne yapmamızı bekliyorsun? Ben orasını anlamadım. Bak kardeşim. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada çekilen kredilerin yabancı para cinsi yatırımlara veya başka alanlara aktarılmaması için bankaları uyarmış, Döviz kurundaki olumlu seyri manipüle etmeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirmişti. Bir suç duyurusundan bahsedildiğine göre ortada bir suç var değil mi? Ortada kabak gibi duran bir gerçek var ki adamlar suç işlemiş. E düşsene peşine. Hesap sorsana. Bize niye şikayet ediyorsun? kasasında milyar dolarları olmasına rağmen 55 milyar dolarlık türk lirasını bankadan çekip dövize yatıran hangi namussuzsa yakasına yapışsana dolar 10 lira civarına düşmüşken ekonomi rahatlama belirtileri vermişken bu adamlar bildiğin ülkeye dolar üzerinden operasyon çekmiş doların yeniden 18 lira seviyesine gelmesine sebep olmuş bu sırtlanlar dolar aldıkça piyasalarda deprem üstüne deprem yaşanmış. 10 lira olan piyasa ürünlerinin fiyatı 100 liraya çıkmış. Milletin iflahı sökülmüş, herkes markete girmeye korkar olmuş. Sen kanunen suç olduğunu açıklamana rağmen bu suçu işleyenler hakkında hiçbir işlem yapmamışsın. Şimdi de kalkmış bunlar çektikleri kredileri dövize yatırdılar. Dolar ondan dolayı yükseldi diye dert yanıyorsun. Bunları bize şikayette bulunuyorsun. Ne yapalım abi biz? Ne istiyorsun ben anlamadım ki. Sokağa mı çıkalım? Bu iş insanlarını hesaba mı çekelim? Yahu vallahi dinledikçe, izledikçe saçımı başımı yoluyorum son dönemlerde. Biri kalkıyor. Falanca kurumda bu kadar terörist işe alınmış diyor. Öteki şu kurumun kanunsuz işler yaptığını tespit ettik diyor. Bir diğeri falanca kurumdan filanca firmaya hukuksuz şekilde ihale verilmiş açıklamasında bulunuyor. Abi açıkladığınız şeyler suç teşkil eden eylemler. Bunun farkındasınız değil mi? E suçla ve suçluyla mücadele etmek sizin işiniz değil mi? Ülkenin anayasası ve kanunları size bu hakkı sonuna kadar vermiyor mu? elinizi tutan da olmadığına göre niye işlem yapmıyorsunuz? Hadi işlem yapmıyorsunuz bunu anladık da vampir gibi kanımızı emenleri bize niye başka bir ülkede yaşanmış olaymış gibi anlatıyorsunuz? Bakın bunlar sizi soyuyor. Biz de öylece ne oturmuş izliyoruz demek değil mi bu? Yahu Rusya'da Putin böyle iş insanlarını karşısına bardak gibi dizip dediğimi yapmazsan senin şirketini kamulaştırırım dedi. Bütün dünya izledi. Savaş ortamına rağmen Rusya'nın ekonomisi bizden iyi diyoruz ya hani sebebi böyle sırtlanlara, böyle namussuzlara göz açtırmamasıdır kardeşim. Hadi Rusya'yı geçtim. Amerika veya İngiltere'de birileri ekonomiye operasyon çekmek için böyle bir hamle yapacak var ya. Kusura bakılmasın ama adamın kıçındaki donu alırlar. 500 yıl hapis cezası verir, canlı cenazeye çevirirler. Bizimkiler de oturmuş bunların işledikleri suçları bize anlatmakla zaman geçiriyor. Herhalde ekonomik krizden ölmediler, bari sinirden, kahırdan ölsünler diye anlatıyorlar. Yoksa başka ne sebebi olabilir ki? Süleyman Özışık, Süleymanoz.com Ali Karahasanoğlu 2011 yılına kadarki ki FETÖ'cüler geri dönerse Türkiye uçar mı? Zaman zaman kendimizi öz eleştiriye tabi tutuyoruz. Eleştirdiğimiz kişiler haklı olamaz mı? Biz yanlışı savunuyor olamaz mıyız? Yazdıklarımızı bir de kendimize eleştirme gözüyle bakıyoruz. Öyle oluyor ki yazımız yayınlandıktan sonra dahi bir de kendimize eleştirmek için okuduğumuz oluyor. İnternet sitesinde yazımızın altına yapılan yorumları atladığımız neler var diye merakla tekrar tekrar okuduğumuz oluyor. Ama lütfen söyler misiniz? Bu ülkede Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'ndan başlayın. Neredeyse il düzeyindeki emniyet müdürlerinin yüzde yetmişinin, hakim savcıların üçte birinin, üniversite rektörlerinin birçoğunun, uzatmayayım, TSK'daki generallerin yarısının FETÖ'cü olduğu bir dönem diye özetlersem, gerisini siz artık tahmin edersiniz. Bu tabloyu hatırlatarak birisi size AK Parti iktidarları 2011 yılına kadar çok önemli başarılara imza attı. AK Parti'ye karşı olanlar da herkes bunu takdir ediyor. Ancak bir süredir bu trend kaybolmuş durumda. Bunun sebebi sizce ne olabilir şeklinde soru yöneltse buna ne cevap verirsiniz? Hadi oradan. Tam da FETÖ'cülerin MİT müsteşarını gözaltına almaya kalkıştığı tarihi bana esas alarak o güne kadar her şey iyiydi diye giriş yapıp o kırılma noktasından sonra FETÖ'cüler devletten tasfiye edilmeye başlandığı için 2011 sonrası kötü gibi göstermeye kalkarsanız siz resmen FETÖ propagandası yapmış olursunuz. Cevabı değil de ne cevabı verirsiniz ki şunu da gözden kaçırmıyorum. 2011 yılına kadar FETÖ'cü kadrolarla bir savaş başlatılmadığı için devlette işleyiş sıkıntılı değildir. 2011'den sonrasında önce üstü kapalı mücadele 17 Aralık 2013'ten sonra adı konulmuş bir mücadele ve 15 Temmuz 2016'dan sonra apaçık bir savaş verilmesi sebebiyle bunun mutlaka ülkeye bir faturası da olmuştur. Dolayısıyla ülke yönetiminde bazı işlerin eskisine nazaran daha kötü olması da muhtemeldir. Ama bunu göze almaya mecbur değil miyiz? Vücuda sızan bir virüsü atmak için bile birkaç gün bitkinlik yaşamıyor muyuz? Ateşlenmiyor muyuz? tempolu çalışmayı terk edip günün büyük bölümünü dinlenerek geçirmeye çalışmıyor muyuz? FETÖ virüsü de devletin içine sızmışken bu virüsü çıkartıp atmak için etkisiz hale getirmek için ki onunla birlikte bir de PKK virüsüyle de mücadele ediyorsanız bazı bedeller ödemek zorunda kalınmasının neresini yadırgayabilirsiniz? Ülkede bakanlık, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı yapmış bir isim olan Abdullah Gül'e 2011 yılını değişim tarihi olarak gösterip bir soru yöneltildiğinde bu açıdan bir değerlendirme yapmasını biz beklerken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül soran kişinin gerçeklerden kopukluğunun çok daha ötesinde bir bakış açısıyla bakın ne cevap veriyor. En büyük ayrıcalığımız her makamda ve mevkide liyakatli insanlarla çalışmamız oldu demokrasilerde sizin dünya görüşlerinize uygun kişileri kurallar çerçevesinde en üst makamlara getirmek sizin hakkınız oluyor ama liyakat esası çerçevesinde olmak şartıyla bizim ilk dönemde yaptığımız şey de buydu. Bu cevabı okuyunca ben kopuyorum. Abdullah Gül'ün devamında sarf ettiği, o zaman bütün bürokraside kariyer mesleklerinde yetişmiş, başarılarıyla dikkat çekmiş kişileri getirdik ve onlarla çalıştık. Onlar da hep doğruları yaptılar. Başarımızda bürokrasinin büyük katkısı oldu cümlesini okuyunca hepten uçuyor, havalanıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Allah biz'i affetsin. Milletimiz biz'i affetsin demişti. Abdullah Gül ise bütün bürokraside kariyer mesleklerinde yetişmiş, başarılarıyla dikkat çekmiş kişileri göreve getirdik diyor. O zaman ben de soruyorum. Necip Hablemitoğlu cinayetini çözecek adamları göreve getirmiştiniz de 2011'den sonra onlar görevden mi alındılar yoksa tam tersi mi oldu? 2002'de o cinayeti çözmeyi bırakın. Önünü açacak adamlar belki de daha AK Parti iktidara bile gelmemişken belli makamlara oturtulmuştu da 2011 yılından sonra mı onlar o görevlerden uzaklaştırıldılar? İsimler de verelim. Ramazan Akyürek İstihbarat Daire Başkanı sıfatıyla kariyer mesleklerinde başarılı olmuş bir isim miydi? Yoksa Pensilvanya'dan emir alıp cinayetlerin üstünü örtme, gerçek failinden başkalarına yıkma operasyonlarını yürüten bir bürokrat mıydı? Ali Fuat Yılmazer'den Erden yurt ata kadar onlarca polis müdürü kariyer yapmış başarılı isimlerdi de bunlar görevden alınınca mı Türkiye'nin gidişatı değişti? Sadece emniyetle sınırlı değil örneklerim. Zekeriya Özler, Fikret Seçenler, Yargıtay'da üyeliğe getirilen isimler. HSYK'nın çoğunluğunu ele geçiren FETÖ'cüler liyakat esasıyla mı o makamlara getirilmişlerdi? Tayyip Erdoğan yanlış yapmışız dedi. Peki Abdullah Gül o dönemi överek ne yapmak istiyor? TİB'den başlayın ihale Kurumu'na kadar, Rekabet Kurumu'ndan TRT'sine, YÖK'üne kadar Hatırlayın FETÖ'cüler nasıl tel tel döküldüler. Bu bürokratlar liyakat esasına göre mi o makamlara getirilmişlerdi? Onlar birer virüs olarak Tayyip Erdoğan'ı da belki Abdullah Gül'ü de aldatarak o makamlara gelmişler ve zamanı gelince de kafayı çıkartmışlardı. Bugün tüm netliğiyle bu fotoğraf önümüzde dururken 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül nasıl olur da devlete hakim savcıların üçte biri HSK'nın yarıdan fazlası, emniyet müdürlüğünün büyük çoğunluğu, tibin tamamı, yökün yarısı, bakanlık kadrolarının en kilit isimlerinin yarısı sızmış olduğu yılları liyakat esasıyla göreve geliniyordu diye tanımlar. O zaman şunu söyleyebilir mi Sayın Gül? 2011 yılına kadar görevde olan bürokratlar tekrar göreve döndürülsünler, Türkiye kalkınır. Bunu söyleyebilir mi Sayın Gül? Söyleyebilirse açık açık söylesin. Bizi de uğraştırmasın. Söyleyemezse aklımızla alay etmesin. Ali Karahasanoğlu Yeni Akit